Manşet TV'den herkese merhabalar. Asgari ücret son dönemde gündemde olan bir konu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en az 7.785 lira olması gerektiğini söyledi. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı asgari ücret? Yani küsürlerle hiç uğraşmayıp direkt 8.000 lira yapabilirler. Çünkü yaşadığımız süreç harbiden ekonomik şartların çok kötü olduğunu gösteriyor. En az 8.000 lira olmalı bence. Veren olarak normalde 10-12'den aşağı olmaması lazım ama işveren olarak zorlanıyoruz bunda. Bunlarla ilgili de yani piyasanın durumu belli. TL'nin düşük olmasından dolayı bir şey diyemiyoruz yani bu olayı. 8.500 olması lazım. 8.500 şu an için ama yeterli bir ücret diye düşünüyorum. O da sadece şu an için. Enflasyonun Türkiye genelinde %85 olduğu durumda 8.000 lira bence yetersiz olur. Lakin burada askeri çalışandan ziyade biraz da şirketlerin zorlanacağı bir dönem olacak. Çünkü askeri 8 artı sigorta vesaire bu şirketlere biraz yüksek olacak. Ama 8.000 lira olması gene bugünün şartlarıyla bir nebze olsa asgari ücretleri rahatlatabilir. Asgari ücret bu ortamda 10.000 lira aşağı olmamalı. Türk İş Başkanı 7.700 lirayla bir ay geçinsin. O saltanat arabalarında biniyorlar. Sözde sendika başkanları saltanat sürüyorlar. Eğer asgari ücretle alacağı ücret kendisine yetecekse bu insanları 7.500 lirayı çok görmesinler. Türkiye'nin şartları belli. Sonuçta asgari ücretin artırılması çözüm değil. Asgari ücreti arttırırsın, atıyorum 10.000 lira verirsin ama zamlar akabinde peş peşe gelirse verilen 10.000 lirada bir şeye yaramayacaktır. Bu da çözüm değil. Asgari ücret 7,5 lira olabilir. Yaklaşık bir %80 zamma tekabül ediyor. Devlet memuruna da %80 zam verirse, emekliye de %80 zam verirse biz işverenler olarak biz de %80 zam verebiliriz. Asgari ücretten biz anlamayız o kadar ya. Yani asgari ücret istese 10.000 lira yapsınlar ama enflasyonun bu şekilde olduğu müddetçe hiçbir anlamı yok yani. Şimdi 8.000 lira yapacak, peşinden %50 zam yapacak, asgari ücret inecek sıfıra. Hiçbir anlamı yok yani. En azından 12.000 lira olması gerekir. 12.000 lira olması gerekir. 7.000 lira nedir ki? Asgari ücret. Ben emekliyim, aldığım 4.000 lira maaş, 4.600 lira maaş. 16 sene oldu emekli oldum. İlk aldığım maaşımla 8-9 tane çeyrek altın alıyordum. Bugün 2 tane, 2,5 çeyrek altın alabiliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Aradaki farka bakın. Ve o dönem askeri ücretten 4-500 lira fazla maaş alıyordum. Askeri ücret en az 8.000 lira olmalı yani. 7-8 ben 7 yıllık emekliyim. 4.000 üzerinde bir maaş alıyorum yani. 4.000 üzerinde gerçi daireyi yeni aldım da şimdi ayakta durmak çok zor oluyor. Bir markete gittim, 1.000 lira gidiyor yani. 1.000 liradan aşağı market kurtulmuyor. 7.785 mi demediniz? Doğru, mantıklı olabilir. 8.800. 15. 15 olmalı. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı anlatılıyor devamlı ya. Bundan dolayı en azından insanlar rahat yaşasın. Sosyal aktiviteleri artsın. O bile kurtarmaz, o bile. O bile kurtarmaz. Vatandaş sızlanıyor ya. Asgari ücretin 10.000 lira da olması az gelir. Şu şartlarda gerçekten hani her şey aldı başını gidiyor. Şu şartlarda asgari ücretin 8,5 milyondan aşağı hiç olmaması lazım. Eğer peşine zam verilip de peşine bu marketlerdeki zam devam ederse 10 milyon altında olmaması lazım. Asgari ücret ne kadar mı? 10 bin lira olsun kızım. Geçiniliyor mu? Peynirin kilosu 150 lira. Kıyma 150 lira. Başka yani geçim, bir aile geçimini söyleyin şimdi. 4-5, ben 3 nüfusum. 3.500 lira alıyorum. Köyde yaşıyorum. Köyde yaşamasam şehirde felç yani. Bu kadar olmalı. 7.000 lira olmalı en azından. Vallahi hiçbir tahminde bulunamayacağım. Şu an çalışan bir bayan değilim. Bence 9,5 falan şu an ideal olabilir ya da 10. Vallahi enflasyonun şeyine göre ayarlamaları lazım. Bilemiyorum. En az 8.000 lira olması lazım. En az yine 7,5-8 olması lazım. Bence en az 15.000 lira olması lazım.
geçim şartlarına göre öyle olması lazım. Ama şimdiki biliyorsunuz da insanları hor görüyorlar yani, vermiyorlar bilmem ne. Şu oluyor, bu oluyor. Vallahi bu hayat şartlarında 10 bin liradan aşağı olmaması lazım. Bu hayat şartlarında. 10 bin aşağı olmaz. Bir tane bir kilo bir kalıp peynir olmuş 100 lira. Bir kilo zeytin olmuş 100 lira, 200 lira. Galata kalsın eve haftada 500 lira. Hesabını yap gerisine. Yani asgari ücret şu anki ülke şartlarında, yani bu benim kendi yorumum, öncelikle onu belirteyim. En az 12 bin lira olması gerekiyor. Yani belki bu rakam bile az gelebilir. Çünkü sürekli fiyatlar artmakta. Verilen zamların üstüne satıcılar, işte üretenler fazlasıyla zam yaptığı için bu değer de yine bir anlam ifade etmeyecek. Yani 20 bin olsa piyasa diyor ki 25 binin olması lazım. Örnek verirsek. Yani bu 12 bin afaki görülebilir ama piyasa belki sene 15 binlik bir bütçeye zorluyor. Yani bizim şu anda aslında ne aldığımızın bir önemi yok. Üreten ve biz tüketici olduğumuz için, harcama grubunda olduğumuz için karşı taraf sürekli bizim aldığımız zamın üstünde zam uyguladığı için aslında bu 12 bin liranın da bir değeri olmayacak. Asıl sorun diğer üçüncü şahısların, işte büyük firmaların zam yapmaması. O zaman bizim aldığımız zamın bir değeri olacak. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani asgari ücret şu an 7200 konuşuluyor piyasada. Dediğim gibi bu 12 de olsa sorun çözülmeyecek.